Hürriyet. Galatasaray, Malili Ali Udaynk için teklifini yaptı. Spor servisi, Ali Naci Küçük kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı. Uzun süredir El Ehli takımından Malili Ali Udaynk'i takip eden ve isteyen Sarı Kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon euro bir yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Udaynk için 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden El Ehli'ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek. Udaynk, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı. Fanatik. Galatasaray'da Markao Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dileyecek. Giresunspor maçında yaşanan olayların ardından PFDK'dan 8 maç ceza alan ve takım arkadaşları ile arası bozulan Markao için transfer kapısı da sonuna kadar açıldı. İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Brezilyalı oyuncu, yönetimin beklediği en az 10 milyon euroluk bonservis seviyesine ulaşamazken Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de affedildi. Sabah'ın haberine göre, ismi Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen 25 yaşındaki stoper, Florya'da takımla idmanlara başladı ve dün Farul Constante ile oynanan hazırlık maçına 11'de çıktı. Süper Lig'de 6 hafta cezası kalan Markao bu periyotta Avrupa Ligi'nde forma giyecek. Markao, Lazio'ya karşı 16 Eylül'deki mücadelede ilk 11'de olacak. Herkesin önünde Kerem'den özür dileyecek. A milli takımda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda affedilen Markao artık yüzleşmeyi bekliyor. Takıma yeniden katılan ve hazırlık maçında sahaya çıkan Brezilyalı, özür dilemek için Kerem'in dönüşünü bekliyor. Perşembe günü Florya'ya gelecek olan 22 yaşındaki hücum oyuncusundan takım arkadaşları önünde özür dileyeceği öğrenilen Markao, Kerem'in gönlünü almaya çalışacak. 150 bin euro ceza almıştı. Giresun maçı sırasında Kerem ile bir pozisyon tartışması yaşayan Markao, bir anda koşarak hamle yapmıştı. Önce Kerem'e kafa atan, ardından da iki kez yumruk sallayan Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart görürken PFDK'dan da 8 maç ceza almıştı. Sarı Kırmızılı kulübün kadro dışı bıraktığı oyuncuya ayrıca 150 bin euroluk tarihi bir ceza verildi. Hürriyet. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.